Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşümü durdurdu. Kadıköy Kuşdili Çayırı'na yapılmak istenen ABM projesini de iptal etti. Her iki karar da Kadıköy ilçesinde yaşayanları yakından ilgilendiriyor. Bakanlık Fikirtepe'de olası afet riskinin bertaraf edilmesi amacıyla riskli alan tespit çalışması başlatıldığını, bu nedenle alandaki her türlü plan değişikliği, imar uygulaması ve ruhsatlandırma işleminin durdurulduğunu duyurdu. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm çalışmaları 2,5 yıl önce başladı. 2,5 yıl önce Fikirtepe'de yaşayanlar bu mahallelerden ayrıldılar. Bugün itibariyle evler boş. Kiracılar gitti, ev sahipleri yeni evlerine taşınacakları günü bekliyorlar. Ancak bakanlık eğer burayı riskli alan ilan ederse bu pek çok şeyin değişebileceği anlamına da geliyor. Söz konusu alan 4 ayrı mahalle ve toplam 134 hektar araziden oluşuyor. Peki kentsel dönüşüm kapsamında evlerin yıkıldığı, çok katlı yeni projelerin onaylandığı, daire satışlarının aylar önce başladığı Fikirtepe riskli alan ilan edilirse ne olur? Bakanlık riskli alan ilan edilmesi durumunda Fikirtepe'de dönüşümün hızlanacağını ve olası afet riskine karşı daha hazırlıklı olunacağını, ayrıca tüm işlemlerde vergi ve harçlardan muaf olunacağını, vatandaşların kira yardımı, kredi ve faiz desteğinden yararlanacağını açıkladı. Fikirtepe'liler ise Bakanlar Kurulu'nun kararını bekliyor. Şimdilik öneriye destek var ama yeter ki inşaat alanlarının metrekaresinde değişikliğe gidilmesin deniliyor. Yaşam alanları bozulmuş. Burada 3 senedir eğer bir netice alınamazsa çok kişi kahrından ölür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca Kadıköy'de eski salı pazarının bulunduğu Kuşdili Çayırı ile ilgili de önemli bir karar aldı. Bakanlık Kadıköy'de yaşayanların ve özellikle de esnafın protesto ettiği Kuşdili Çayırı'na alışveriş merkezi planını iptal etti. Bakanlık Kuşdili Çayırı'nda emsali düşürdü. Arazinin %70'inin yeşil alan olarak kullanılmasına karar verdi. Arazide sadece %30'luk bir alana yapılaşma izni verildi. Bu da demek oluyor ki eski salı pazarının bulunduğu bu yerde büyük bir alışveriş merkezi inşa edilmeyecek. Bakanlığın bu kararı Kadıköy esnafının içine su serpti. Çok doğru bir karar verdim zaten. Her taraf AVM'lerle dolu zaten. Yeşil alan olması daha iyi yani bizim için, öyle değil mi? Bence de iyi oldu tabii. İlla ki yani burası daha iyi. Alışveriş merkezi gelecek. Buradaki insanlar mağdur olacak bence. Böyle olması daha iyi oldu.